Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 yılı Mayıs ve Haziran ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Sizler için her gün düzenli bir şekilde test videoları hazırlamaya çalışıyoruz. Lütfen testin tamamını çözüp videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımızdaki konu anlatımı derslerin tamamını izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu videoyu bitirdiğinizde ise kaç doğru ya da kaç yanlış yaptığınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Aklınıza takılan her şeyi bize yorumlardan sorun anında cevaplıyoruz. Sol alt köşede Instagram adresimiz mevcuttur. Çok güzel paylaşımlar yapıyoruz oradan. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır? Görüyorsunuz arkadaşlar şıkları. Lütfen dikkatli bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. B seçeneğinde gördüğünüz araç yani traktör otoyolda sürülmesi yasaktır. Motor çalışır durumdayken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A mo motor daha iyi yağlama yapar. B motor daha yavaş döner. C marş dişlisi zarar görür. D motor daha hızlı döner. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Marş dişlisi zarar görür arkadaşlar. Lütfen bunu yapmayalım. 1 Sis ışıklarının sis kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması yasaktır. 2. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. 1 doğru 2 yanlıştır. B. Her ikisi de yanlıştır. C. 1 yanlış 2 doğrudur. D her ikisi de doğrudur. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Her ikisi de doğrudur arkadaşlar. Tam burada videoyu durdurup soruyu tekrar okuyabilirsiniz. Yani 1 ile 2, 2 şık da doğrudur. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın. Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak Aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar? A. Yaşam hakkı B. Çevre hakkı C. Kamu yararı D. Öfke yönetimi Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yaşam hakkı ortaya çıkar arkadaşlar. Yani bu cümleyi ele alırsak yaşam hakkı ortaya çıkıyor. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, Aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir? A. Radyatör B. Termostat C. Yağ filtresi D. Devirdağın pompası Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Termostatın arızalı olduğunu gösterir arkadaşlar. Termostat arızalı olduğu zaman motor çalışma sıcaklığına çok çok geç ulaşır. Yani geç ulaşmaz, çok fazla geç ulaşır arkadaşlar. Bu da sıkıntı demektir. Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur? A buji kıvılcımı ile, B elektrik motoru ile, C dışarıdan ısıtılarak, D sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile ateşleme olur arkadaşlar. Bu dizel motorlar için. Benzinli motorlarda da e, bujik kıvılcımı ile ateşleme yapılıyor. Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süreyle geçerliliğini korur? A 30 gün, B 40 gün, C 50 gün, D 60 gün. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 30 gün süreyle geçerliliğini korur arkadaşlar. Yani aracımızda herhangi bir değişiklik yaptığımız zaman bunu ruhsata işletmemiz gerekiyor. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır. B. Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır. C. Burkulma bacaktı ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır. D. Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır. Bu burkulmalarda uygulanacak en önemli tekniktir arkadaşlar. Yani bu doğrudur. Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir? A otomobil, B motosiklet, C kamyon, D otobüs. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kamyonların şehir dışında diyelim sizin anlamanız için şehir dışında kamyonların bölünmüş yollarda azami hızı 85 kilometredir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ana yol tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir? Lütfen tüm levhalara dikkatli bir şekilde bakalım. Bazı arkadaşlarımız karıştırabiliyor. Bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. D seçeneğinde gördüğümüz tabela ana yol tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir döner kavşak levhasıdır. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur? A. kalifer hortumlarının su sızdırması B. Hararet göstergesinin arızalanması C. Vantilatör kayışının gergin olması D. Debriyajın kaçırması Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. kalifer hortumlarının su sızdırması, motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur arkadaşlar. Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır? A. Aracı yavaş kullanmak için. B. Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için. C. Daha rahat vites değişimi için. D. Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için rot ayarı yapılır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar? A. Sis lambaları B. Park lambaları C. Fren lambaları D. iç aydınlatma lambaları Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Fren lambaları arkamızdaki araçları ikaz etmek amacıyla yanar. Devam ediyoruz. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir? A. Marş motorunun kablo bağlantılarında. B. Akünün kutup başlarında. C. Rolanti devresinde. D. Jikle devresinde. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Marş motorunun kablo bağlantılarında arıza vardır arkadaşlar. Farkındaysanız sorular yanıtmalı yani şaşırtmalı soruluyor. Özellikle sınavda soruları dikkatli okumak hayata önem taşıyor. Bir kavşakta trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? A. Yer ve yön denetlemelerine B trafik zabıtasına, C ışıklı trafik cihazına, D trafik işaret levhalarına. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öncelikle trafik zabıtasına uymamız gerekir. Yani ışıklarda kırmızı ışık yanıyor olsa bile trafik zabıtası, bir diğer adıyla trafik polisi bize geç diyorsa geçmemiz gerekir arkadaşlar. Trafik polisinin önceliği var. Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur? A) Motosiklet B) İş makinesi C) Hususi otomobil D) Lastik tekerlekli traktör Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Hususi otomobillerde emniyet kemeri takmak zorunludur arkadaşlar. Mümkünse araca ilk girdiğimiz anda Kontaktan önce bile yapacağımız şey emniyet kemerini takmak olmalı. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? A40, B60, C80, D100. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Dakikada 100 bası yapılmalıdır arkadaşlar. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında iki parmağımızla yapılıyordu biliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? A kilometre saati, B kontak anahtarı, C hava yastığı ikaz ışığı, D el freni çekili ikaz ışığı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kontak anahtarı aracımızın gösterge paneli üzerinde yer almaz. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? A. Üçgen bandaj uygulaması B. Hemlik manevrası C. Turnik uygulaması D. Rentek manevrası Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Hemlik manevrasını uygulamamız doğru olur. Hatırlatmak amacıyla söylüyorum. Tam tıkanıklık yaşayan bir kazazede de arkasına geçip kavruyoruz elimizde. Elimizi yumruk yapıp kendimize doğru sert bir şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Pozisyonu hatırlamanız için bunu söylemem gerekiyor. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Açık camlar kapatılır. B önemsenmez yola devam edilir. C lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D trafik kurallarına uyularak durulur ve kontak kapatılır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Bu yapmamız gereken doğrusudur arkadaşlar. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir? Lütfen tüm tabelalara dikkatli bir şekilde bakalım. Neredeyse hepsinde kamyon ya da kamyonet geçiyor. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. A seçeneğinde gördüğümüz tabela kamyonun sollama yapmasının yasak olduğunu bize bildirir. Bir altındaki yani B şıkkı ise Kamyonların sollama yapma yasağının sona erdiğini bize bildirir. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A yolu kontrol etmesi, B aracını yavaşlatması, C takip mesafesini azaltması, D bu bölgeden dikkatli geçmesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Takip mesafesini azaltması yanlıştır. Çünkü kaygan bir zemine giriyor arkadaşlar. Takip mesafemizi azaltırsak, yani öndeki araca yaklaşırsak bir deyişle, bu yanlıştır. Trafik kazasına sebebiyet verebiliriz. Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir? A. Otobüs B. Minibüs C. Motosiklet D. Otomobil Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Motosikletlerde ilk yardım çantası bulundurmak zorunlu değildir. İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır. Yani bir diğer deyişle rampayı çıkan aracın üstünlüğü vardır. Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü, inen aracın geçişini kolaylaştırması ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir? A öfkeli, B yetenekli, C sabırsız, D hoşgörülü. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hoşgörülü olduğunu gösterir arkadaşlar. Lütfen hepimiz hoşgörülü olalım. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir? A taşıt, B tren, C ulaşım, D taşıma. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Taşıt adı verilir arkadaşlar. Karayolunda hayvan, yük ve insan taşıyan araçlara taşıt denir. Göz bebeklerinde büyüklük farkı, geçici hafıza kaybı ve burundan kan gelmesi. Yukarıdaki belirtiler hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? A göğüs B baş, C karın, D omurga. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Baş yaralanmalarında daha çok görülür. Zaten başımızla alakalı üçü de arkadaşlar. Gözümüz, geçici hafıza kaybı, beynimizle alakalı ve burnumuzla alakalı. Hepsi başla alakalı olduğu için en çok baş yaralanmalarında meydana gelir. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? A) Kazazedenin hareket ettirilmesi B) Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması C) Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi D) Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi Isı ve nabzın kontrol edilmesi, çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır. Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır? A 1 metre, B 2 metre, C 3 metre, D 4 metre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 metre olmalıdır. Soruda ince bir detay var arkadaşlar. Çekilen aracın freni bozuksa diyor. Yani freni bozuksa çeki demiriyle çekilmelidir. O da 1 metre olmalıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? A. Kan basıncının düşmesi. B. Bilinç seviyesinin artması. C. Cildin soğuk ve nemli olması. D. Dudak çevresinin morarması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bilinç seviyesinin artması şok belirtilerinden biri değildir. Geriye kalan diğer şıklar şok belirtilerindendir. Sırada görsel bir sorumuz var. Görsel sorulara sınavda çok dikkat edelim. Çok basit gibi geliyor, hemen işaretleyip geçiyoruz. Çok önemli arkadaşlar, özellikle sorunun içindeki tabelalar önemli. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Duraklamak B. Araç içi ışıkları yakmak C. Uzağa gösteren ışıkları yakmak D. Sadece park ve sis ışıklarını yakmak Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Uzağa gösteren ışıkları yakmak zorundadır. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? A. Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi. B. Görülmeyenleri engelleyecek şekilde, görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi. C. Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi. D. Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Görünürlülüğünü engelleyecek şekilde araçların park edilmesi yasaktır. Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? A) El freninin çekilmesine B) Motorun durdurulmasına C) Park lambasının yakılmasına D) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Park lambasının yakılmasına gerek yoktur. Diğer şıkları yapabiliriz arkadaşlar. Yapmamız da gerekir. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Lütfen dikkatli bakalım. A yaya giremez. B bisiklet giremez. C at arabası giremez. D motorlu taşıt giremez. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Motorlu taşıt giremez anlamındadır arkadaşlar. Sadece otomobil olsaydı içinde tabelanın otomobil giremez olurdu. Ama aynı zamanda motosiklet de olduğu için motorlu taşıt giremez anlamına gelmektedir. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması. B gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi, C tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi, D geçme yaparken sinyal verilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması yasaktır. Neden? Çünkü bunu ruhsata işletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Motosiklete olan arkadaşlarımız bunu bilir. Bunu artı bir kişi olarak ruhsata işletmeniz gerekir arkadaşlar. Solunun durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Su kaybı B. Oksijensizlik C. Beslenme yetersizliği D. Karbonmonoksit eksikliği Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Oksijensizlik Burun ucunda görülen mor armaların sebebidir arkadaşlar. Aynı zamanda parmak uçlarında da dudaklarda da görülür. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir? A. Ventilatör kayışı gevşektir. B. Ventilatör kayışı kopmuştur. C. Hararet müşürü arızalıdır. D. Su pompası arızalıdır. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Hararet müşürü arızalıdır arkadaşlar. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Lütfen görsele dikkatli bakalım. A 1 2 3 B 2 3 C 3 1 D 3 1 Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 3, 2, 1 sıralamasıyla olmalıdır. Kontrolsüz kavşaklarla alakalı bir video yayınladık arkadaşlar. Mutlaka onu izleyin. Çok fazla görsel var ve ayrıntılı bir şekilde anlattım orada. Kontrolsüz kavşaklarda her zaman en sağda olan otomobil, araç geçmelidir arkadaşlar. Buna önem gösterin lütfen. Kontrolsüz kavşaklarla alakalı olan videoyu sağ üst kenarda çıkan linke tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir? A şoför, B sürücü, C işleten, D araç sahibi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Şoför adı verilir arkadaşlar. Sizin aklınıza direkt sürücü gelmiş olabilir. Evet. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş araç olarak soruyor bize. Yani ticari araçları süren kişiye şoför denir. Ama normal otomobili, kendi aracını eğer ticari değilse o aracı süren kişiye sürücü denir. Ticari ise şoför denir. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? A gösterge panelinde cam resistans lambasının yanması B araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi. C klimanın yeteri kadar serinletmemesi. D araç yakıtının azalması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi durumunda kontağı kapatıp aracımızı durdurmamız gerekir. Az önce bir diğer soruda ise araçtan yanık kablo kokusu gelmesi durumunda ne yapılır diye sorulmuştu. Her videoda söylüyorum. Soruları bu şekilde ezberlemeyin. Çünkü bir soru bize farklı farklı şekillerde sorulabiliyor. Gördüğünüz gibi az önce şıkta yazan kelime bize soru olarak sorulmuştu. Bu yüzden soruları ezberlemeyin. Soruların mantığını kavrayın. Çok daha yararlı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? A) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak. B. Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek. C. Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak. D. Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir. Aşağıda soru işaretiyle gösterilen ve temel yaşam desteğinin birinci aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir? A. Kırık kontrolünün yapılması B. Kanamanın kontrol edilmesi C. Şok pozisyonunun verilmesi D. Hava yolu açıklığının sağlanması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hava yolu açıklığının sağlanması temel yaşam desteğinin birinci aşamasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla soru işareti bırakılan yere hava yolu açıklığının sağlanması yazılmalıdır. Moleküler yani tek gözü gören kişiler aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir? Şıkların harflerini okumayacağım. Direkt ehliyet sınıflarını okuyacağım. B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı ve E sınıfı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. B sınıfı sürücü belgesi için başvuru yapabilirler arkadaşlar. Kimler? Moleküler yani tek gözü gören kişiler. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? A motorun soğuk çalışmasına, B motorun hararet yapmasına, C fren hidroliğinin azalmasına, D bijon somunlarının gevşemesine. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motorun hararet yapmasına neden olabilir. Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Solunum ve nabız kontrolü. B. Sıkan giysilerin gevşetilmesi. C. Ağızdan yiyecek içecek verilmesi. D. Ağız içine yabancı cisim olup olmadığının kontrolü. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Ağızdan yiyecek içecek verilmesi yapılamaz. Kesinlikle yasaktır arkadaşlar. Kazazedeyi boğabiliriz. Yani boğulmasına neden olabilir. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Öndeki aracın durması. B. Öndeki aracın yavaşlaması. C. Görüş mesafesinin kötü olması. D. Takip mesafesi kurallarına uyulmaması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Takip mesafesi kurallarına uyulmaması sonucu kazalar yani arkadan çarpma kazaları meydana gelir arkadaşlar. Takip mesafemizi koruyalım. Nasıldı takip mesafesi? Hızımız kaç ise tam olarak yarısı yani yüzde gidiyorsak öndeki araca en fazla 50 metre yaklaşabiliriz. Araçta yeni motorun alıştırılması yani rodaj döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır? A) Fazla süratten kaçınılmalıdır. B) Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır. C) Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır. D) Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Fazla süratten kaçınılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır? A eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi B eklem çevresindeki derinin zedelenmesi C eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması D eklem bağlarının kopması Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması çıkığın tanımıdır. Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır? 1. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması. 2. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması. 3. Uzun koptuğu bölgeye. En yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması. Şıklara bakalım. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 ve 3. Dikkat edilmesi gereken hususlar 2 ve 3'tür. Yani nedir? Uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine asacağız. O uzun koptuğu bölge en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulayacağız. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? 1. Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir. 2. Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir. 3. Çağrıyı yapan kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir. Şıklara bakalım. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D şıkımız ise hepsi. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3 yani hepsi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? Lütfen tüm tabelalara dikkatli bir şekilde bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. A seçeneğinde gördüğümüz tabela tehlikeli viraj yön levhasıdır. Bu gördüğümüz V şekli, pembe olan V şekli bundan 3 tane, 4 tane hatta olabiliyor. Bu ne demek? Virajın keskinliğini bize bildiriyor arkadaşlar. Eğer bundan bir tane varsa hafif bir viraj geliyor. İki tane, üç tane, dört tane varsa aynı tabelanın içinde bu virajın keskinliğini, ne kadar çok keskin olduğunu, keskin bir viraja yaklaştığımızı bize bildiriyor. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Gabarinin aşılması B. Araç dengesinin korunması C. Trafik güvenliğinin dikkate alınması D. Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Gabarinin aşılması araç yüklerken dikkat etmemiz gereken şeylerden biridir arkadaşlar. Gabariyi aşarsak bir tünelden geçtiğimizde tünelin tavanına çarpabilir. Bu belirli bir şey zaten. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A geçme yaparken sinyal verilmesi B yaya yolunda sürülmesi C tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi D gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yaya yolunda sürülmesi yasaktır arkadaşlar. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? A trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek B sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak C denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak D elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Denetim korkusu olmadan emniyet kemeri takmak trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur. Yani trafik adabına sahip olan bir kişi bunu yapar arkadaşlar. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir? A yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık. B kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık. C aralıklı yanıp sönen sarı ışık. D aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir arkadaşlar. Şekle göre yaya yolu ayrılmamış karayolunda olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir? A taşıt yolu B banket C yaya geçidi D platform Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Banket adı verilir arkadaşlar. 4 numara yazan yer ve 1 numaralı yazan yere banket adı verilir. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir? A yalnız 3. B 1 ve 2. C 1 ve 3. D şıkımız ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 1 ve 3 numaralı araçlar hatalı park edilmiştir. Gördüğünüz üzere çizgilerin üzerinde duruyor araçlar. Kavrama yani debriyaj sistemi motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar? A. Volana B. Marş motoruna C. Fren balatalarına D. Vites kutusuna Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Vites kutusuna iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar arkadaşlar. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biri de bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur? A. Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap verilmesi B. Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması C. Ağrılı uyaranlara cevap vermesi D. Tüm uyaranlara tepkisiz olması. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi birinci derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur. Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Jikle çekilidir. B. El freni çekilidir. C. Motor yağı eksiktir. D. Lastik havası fazladır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. El freni çekilidir arkadaşlar. Şekildeki karayolu üzerine soru işaretiyle gösterilen çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir? A. Banket B. Yaya yolu C. Yaya geçidi D. Bisiklet yolu Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yaya geçidi adı verilir. 2918 sayılı Trafik Kanunu'na göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? A 2 yıl, B 3 yıl, C 5 yıl, D 10 yıl. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir. Yani hayırlısıyla ehliyetinizi aldığınız zaman 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edileceksiniz. Evet arkadaşlar bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Emekleriniz boşa gitsin istemiyorum. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınız olacaktır. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın sizleri takip ediyoruz. Bu çok önemli. Eğer özel derslerden de yararlanmak isterseniz abone ol butonunun yanındaki yani solundaki katıl butonuna tıklayıp detayları görebilirsiniz arkadaşlar. Orada bir video hazırladım açıklamalı. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.